Sevgili gençler, merhabalar. 12. sınıf konularına başlıyoruz. 12. sınıftaki ilk ünitemizin adı Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar. Başlıyoruz. Üstel fonksiyon nedir? Gençler, matematikte tanımlar canımız, ciğerimiz, her şeyimizdir. Biz asla tanımların dışına çıkamayız. O zaman üstel fonksiyonun tanımını yapıp başlayalım. F fonksiyonu öyle ki bu iki noktayı öyle ki diye okuyabilirsiniz. Bütün reel sayılardan pozitif reel sayılara. Yani girdilerimiz fonksiyonda pozitif de olabilir, negatif de olabilir, sıfır da olabilir. Ama çıktılar her zaman pozitif. fx eşittir a üzeri x. Bu A dediğimiz bir sayı. Yani bir sayının üzerine x yazılacak. Ama bu sayı kesinlikle sıfırdan büyük olmalı ve birden farklı olmalı. Yani pozitif bir sayı olmalı. Ama kesinlikle bir olamaz. Nedenini birazdan anlatacağız. O zaman arkadaşlar fx eşittir 2 üzeri x üstel bir fonksiyon olur. Neden? Yukarıda x var. Aşağıdaki sayı pozitif ve birden farklı. O zaman bu üstel fonksiyon olur. Geldik buraya. fx eşittir 3 üzeri 2x. Ben bunu üstü sayılarda 3'ün karesi 9, 9 üzeri x yazabilirim. Gençler yukarıda artı x var aşağıdaki sayı pozitif ve birden farklı. O zaman bu da üstel fonksiyon olur. Geldik buraya. Yukarıda x var. Aşağıda bir sayı var ama bu sayı negatif olmaz. O zaman burası üstel fonksiyon olmaz. Çünkü üstel fonksiyon olabilmesi için artı x'in altına yazılan sayı pozitif ve birden farklı olmalıydı. Arkadaşlar bu üstel fonksiyon olmaz. Niye? Çünkü bir sayının üstüne x yazacaktı. Geldik buraya. Evet bir sayının üzerine x yazmış. Ve bu kök 3 eksi 1 sayısı pozitif ve birden farklı. O zaman bu üstel fonksiyon olur. Geldik buraya fx eşittir 3 üzeri eksi x. Üslü sayılarda 3 üzeri eksi 1'i 1 bölü 3 üzerinde x yazabilirim. Yukarıda x var. Aşağıdaki sayı pozitif ve 1'den farklı. O zaman bu üstel fonksiyon olur. Bu üstel fonksiyon olmaz. Neden? Şimdi aşağıda x var. Aşağıda bir sayı olmalıydı üstel fonksiyon olmaz. Bence acele etmeyelim biraz muhabbet edelim. Mesela gençler niye bu alt tarafı eksiyle alamıyoruz? Mesela siz fx demek y demek eksi 2 üzeri x yani bunu bir daha yazdım. Şimdi siz burada x gördüğünüz yere 1 bölü 2 yazarsanız o da eksi 2 üzeri arkadaşlar 1 bölü 2 olur. O da arkadaşlar karekök içinde eksi 2 olur. Eğer kökün derecesi çiftse içi negatif olamaz. Yani bu reel sayı olmaz. Demek ki bu alt tarafa yazılan sayının negatif niye olamayacağını anlattık. Acaba 1 alsak ne olur? Bir de ona bakalım. Gençler mesela fx eşittir. Diyor ki alt taraftaki sayıyı 1 alamazsın. Ben de diyorum ki bir 1 alalım. Mesela 1 üzeri x. Gençler 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Bu üstel fonksiyon olmaz. Sabit bir fonksiyon olur. Evet demek ki üstel fonksiyon olmaz. Bir de arkadaşlar girdilere dedik ki negatif de olabilir, pozitif de olabilir, sıfır da olabilir. Ama ne yaparsanız yapın çıktılar arkadaşlar pozitif. Bunun nedeni şudur. Mesela bu ifade üstel bir fonksiyon. Evet. Siz burada x gördüğünüz yere ne yazarsanız yazın. Burası her zaman sıfırdan ne olur? Büyük. 2 sayısının üstüne ister negatif yaz ister pozitif bir sayı yaz. Bu sayı asla sıfır da olamaz. Negatif de olamaz. Geldik arkadaşlar soruya. F fonksiyonu bütün reel sayılardan pozitif reel sayılara. Evet yukarıda x var. Aşağıda bir şey var. Ama diyor ki bu üstel fonksiyon olsun. O zaman bu alt taraf sayı olmalı. Ama nasıl sayı olmalı? Pozitif ve birden farklı. Yani sıfırdan büyük ve birden farklı. O zaman sorunun çözümüne geçiyorum. 16 eksi m kare sıfırdan büyük olmalı. Ve 16 eksi m kare de birden ne olmalı? Farklı. Şimdi gençler bu eşitsizliği birlikte çözeceğiz. Biliyorsunuz 16 dördün karesi. Burada m kare. Burada iki kare farkı var. Burayı çarpanlarına ayırırsam 4 artı m. Çarpı 4 eksi m. Gençler sıfırdan büyük. Şimdi ben bu eşitsizlikte arkadaşlar işaret inceleyeyim. Tablo yapayım. Biz işaret tablosunu çizdik. Burayı sıfıra eşitlersem bir tane kökümüz eksi 4. Burayı sıfıra eşitlersem diğer kök artı 4. Kökleri küçükten büyüğe doğru sıraya dizersem. Eksi 4 ama tek katlı kök artı 4 de arkadaşlar tek katlı kök. Burada fonksiyonun işaretinin aynısıyla başlayacağım. Burada m'nin önünde artılı sayı var. Burada m'nin önünde eksili sayı var. Artı ile eksiyi çarparsam eksi. Ya da burada m karenin önünde eksi var diye eksi ile başlayacağız. Tek katlı köklerde işaret değiştireceğiz. Evet artı. Yine tek katlı kökte işaret değiştireceğiz. Şu anda bu eşitsizlik şu ya da bu ifade ya da bu fonksiyon diyor ki ben sıfırdan büyük olacağım. Sıfırdan büyük olan yer arkadaşlar pozitif olan yerdir. Yani eşitsizin çözüm kümesi buradır. Yani M diyor ki ben eksi 4'e eşit değilim. Artı 4'e de eşit değilim. Aradaki her şey olurum. Ama arkadaşlar bir de bura vardı. 16 eksi m kare 1'den farklı olacak. Gerçi burayı 1 yapan hiçbir tam sayı olmaz. Mesela m kareyi yalnız bırakırsanız m kare eşittir 15 olur. m artı eksi kök 15 olur. Yani burada m tam sayı çıkmadığı için e bizim bu sorumuzun çözümünü etkilemiyor. O zaman arkadaşlar eksi 4 dahil değil 4 dahil değil kaç tane m tam sayısı vardır? Eksi 3 olur. Eksi 2 olur. Eksi 1 olur. 0 olur. 1 olur. 2 olur. 3 olur. Burada kaç tane tam sayı var arkadaşlar? 7 tane. Demek ki sorumuzun doğru cevabı kaçmış? 7. Geldik gençler. Üstel fonksiyonların grafikleri. Evet. Sorumuz diyor ki fx eşittir 2 üzeri x fonksiyonun grafiğini çiziniz diyor. Tabi analitik düzlemde grafiğini çizeceğiz arkadaşlar. x koordinat düzlemini çiziyorum. Bura x'lerdir yani girdilerdir. Burada y'lerdir ya da çıktılardır. Burası da biliyorsunuz orijin. fx demek dünyanın her tarafında y'dir. Yani y eşittir arkadaşlar. 2 üzeri nedir? x'tir. Fonksiyonun grafiğini çizebilmemiz için bu fonksiyonu sağlayan birkaç nokta bulmamız lazım. Bura x olsun arkadaşlar. Burada y olsun. Mesela x'e arkadaşlar 0 versem. x'e arkadaşlar 1 versem. x'e bir de eksi 1 versem. Yani bir pozitif, bir negatif, bir de 0 değerini veriyorum. Ben x gördüğüm yere 1 yazarsam arkadaşlar y 2 olur x gördüğüm yere 0 yazarsam 2 üzeri 0 1 olur. Ben x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2 olur. Arkadaşlar 0'a 1. Evet 0'a 1 şurası. Demek ki bizim fonksiyon arkadaşlar buradan geçiyor. Arkadaşlar 1'e 2 x 1 ama y 2. Evet şuradan da geçiyor. Şuradan ve şuradan geçiyor. Bir de x'e eksi 1, y y'e 1 bölü 2. x eksi 1 arkadaşlar buradır. y'nin 1 bölü 2 olduğu yer buradır. Evet şuradan geçiyor. Şimdi biz bu 3 noktayı birleştireceğiz arkadaşlar. Bakın. Evet. Şimdi arkadaşlar acaba bu fonksiyon artan mıdır? Biz şunu da yazalım. Y eşittir. 2 üzeri x fonksiyonun grafiğini çizdik. Şimdi bu y eşittir. 2 üzeri x üstel fonksiyonu artan mıdır? Tabii ki artandır. Neden? Gençler bakın x'ler artarken y'ler de artıyor. Ya da bir fonksiyon artan mıdır, azalan mıdır? Şöyle karar verebilirsiniz. Bu fonksiyonun sağ tarafı, bu da sol tarafı. Sol tarafta fonksiyonun üzerinde sağa doğru hareket edeceksiniz. Ama soldan sağa. Eğer dağa çıkıyorsanız artandır, dağdan iniyorsanız azalandır. Bakın arkadaşlar x'ler artarken y'ler de artıyor. Demek ki bu fonksiyon artandır. Arkadaşlar bu fonksiyon birebir midir? Evet birebirdir. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın farklı x'lere karşı farklı y'ler vardır. x'ler farklı iken y'ler de kesinlikle farklıdır. O zaman bu fonksiyon birebirdir. Evet. Arkadaşlar acaba örten midir? Örtendir şöyle açıklayabiliriz. Hani fonksiyonun bir tanım kümesi vardı x'ler. Bir de arkadaşlar değer kümesi vardı y'ler. Bunun değer kümesi arkadaşlar bakın pozitif tam pozitif reel sayılardır şurası. Yani x'ler negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Ama bizim değer kümesi yani çıktılar kesinlikle pozitif reel sayılardır. Yani arkadaşlar her pozitif reel sayıya karşı bir x değeri vardır. Her pozitif reel sayıya karşı kesinlikle arkadaşlar bir x değeri vardır. O zaman bu fonksiyon arkadaşlar örtendir. Yani değer kümesinde boşta eleman yoktur. Öyle diyelim. Geldik buraya. Arkadaşlar 1 bölü 3 üzeri x üstel fonksiyonun bizden grafiğini çiz diyor. Biz yine analitik düzlemde arkadaşlar x y koordinat düzlemini çiziyoruz. Bura x'ler yani girdiler. Burada çıktılar yani y'ler. Bizim arkadaşlar dünyanın her tarafında fx demek y demektir. O da 1 bölü 3 üzeri nedir? x. Biz birkaç tane bu fonksiyonu sağlayan nokta bulalım. Mesela yine x'e bir 0 verelim. Bir pozitif değer verelim. Bir de negatif değer verelim. Ben x gördüğüm yere 0 yazarsam 1 bölü 3 üzeri 0 arkadaşlar 1'dir. Ben x'e 1 yazarsam arkadaşlar 1 bölü 3 olur. Ben x gördüğüm yere dikkat. Eksi 1 yazarsam 3 olur. Şimdi arkadaşlar 0'a 1. Evet x0 y1 burada fonksiyon buradan geçiyor. Grafiği buradan geçiyor. x1 y1 bölü 3. Bakın x1 buradır. 1 bölü 3 dediğimizde buradır. Evet şuradan geçiyor. Fonksiyonun grafiği. x eksi 1 eksi 1 bura. Ama 3 dediğimiz şura. Evet arkadaşlar şuradan da geçiyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar fonksiyonumuzu? Bakın şöyle. Evet. Tabi tam güzel çizemedik ama. Evet. Evet gençler tamam sıkıntı yok. Şöyle artı sonsuza kadar devam ediyor. Bu neydi arkadaşlar? Y eşittir. 1 bölü 3 üzeri x üstel fonksiyonun grafiğiydi. Şimdi bir önceki çözdüğümüz soruda mesela bu fonksiyon artan mıdır azalan mıdır? İsterseniz şu cümleyi kullanalım. Bu fonksiyonun sağ tarafı bu da sol tarafı. Bir fonksiyon azalan mıdır ya da artan mıdır şöyle bulabilirsiniz. Sol tarafta fonksiyonun üzerinden hareket edin sağa doğru. Eğer aşağıya doğru dağdan iniyorsanız azalandır. Ama dağa tırmanıyorsanız artandır. Dikkat ederseniz dağdan iniyoruz. O zaman bu fonksiyon azalandır. Yani arkadaşlar x'ler büyürken y'ler küçülüyor. Bu fonksiyon bire bir midir? Evet bire birdir. Neden? Çünkü arkadaşlar farklı x'lere karşı farklı y'ler vardır. Örten midir? Evet örtendir. Niye? Çünkü değer kümesinde boşta eleman kalmamıştır. Değer kümesini arkadaşlar pozitif reel sayılar. Her pozitif reel sayıya karşılık bir tane x vardır. Öyle diyelim. Arkadaşlar fx eşittir a üzeri x. Eğer bu aşağıdaki sayı birden büyük ise fonksiyon artandır. Eğer bu aşağıdaki sayı sıfırla bir arasında ise fonksiyon azalandır. Bakın yukarıda artı x olmalı. x'in altındaki sayı eğer birden büyükse artandır. Eğer bu x'in altındaki sayı sıfırla bir arasında ise azalandır. Yukarıda x var mı? Evet. Aşağıdaki sayı birden büyük. O zaman bu fonksiyon artandır. Arkadaşlar yukarıda x var mı? Evet. Ama bu sayı 0 ile 1 arasında. O zaman bu fonksiyon azalandır. Yalnız arkadaşlar yukarıda artı x olacaktı. O zaman ben bunu üslü sayılarda... 2 ile 3'ün yerini değiştirirsen bura artı x olur. Yani burası 3 bölü 2 üzeri artı x'tir. Yukarıda artı x var mı? Evet. Aşağıdaki sayı 1'den büyük mü? Evet. O zaman bu fonksiyon artandır. Gençler yukarıda x var mı? Evet. Köküç sayısı 1'den büyük mü? Evet. O zaman bu fonksiyon artandır. Yalnız yukarıda artı x olacaktı ama bu eksi x o zaman üslü sayılarda 7 üzeri eksi 1'i biz 1 bölü 7 üzeri artı x yazabiliriz. Yukarıda artı x var ama aşağıdaki sayı 0 ile 1 arasında. O zaman bu fonksiyon azalandır. Evet. Yukarıdaki bilgilere göre arkadaşlar bu iki soruyu çözeceğiz. Şimdi diyor ki üstel fonksiyonu artan ise diyor. Yukarıda artı x var mı? Evet. Bu fonksiyonun artan olabilmesi için kesinlikle bu aşağıdaki sayı arkadaşlar birden büyük olmalı. Yani a eksi 2 bölü 3 birden ne olmalı? Büyük. Ben her iki tarafı 3 ile çarparsam a eksi 2 3'ten büyük olmalı. Eksi 2'yi sağ tarafa atarsam arkadaşlar a 5'ten ne olmalı? Büyük olmalı. 5'ten büyük arkadaşlar a tam sayısı en az kaçtır? 5'ten büyük en az kaç diyebiliriz? 6. Geldik arkadaşlar. Üstel fonksiyon videosunun son sorusuna. Bundan sonraki videomuzda logaritma fonksiyonu nedir anlatacağız. Evet, bu videonun son sorusunu çözelim. Diyor ki üstel fonksiyonu arkadaşlar azalan ise m tam sayısı en çok kaçtır? Şimdi bir kere gençler azalan olabilmesi için bu alttaki sayının 0 ile 1 arasında olması lazımdı. Bu alttaki sayı şu anda birden büyük. Ben bu sayıya takla attırabilmem için yukarıdaki x'in önündeki sayı negatif olmalı. Bir daha söylüyorum fonksiyonun azalan olabilmesi için yukarıda artı x olmalıydı. Ve gençler aşağıdaki sayı sıfırla bir arasında olmalıydı. Ama şu anda bu sayı sıfırla bir arasında değil. Bu sayı birden büyük. İşte bu birden büyük sayının birden sıfırla bir arasında olması lazım. O zaman x'in önündeki sayı negatif olmalı ki ben bu 3'ü takla attırayım. 1 bölü ne olsun 3. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Mesela 3 üzeri x şu anda bu artan bir fonksiyondur. Ama ben 3 üzeri eksi x yazarsam arkadaşlar azalan bir fonksiyondur. O zaman demek ki bu x'in önündeki m eksi 2 sayısı kesinlikle negatif olmalı. Yani sıfırdan küçük olmalı. O zaman arkadaşlar m sayısı eksi 2 bu tarafa atarsak artı 2 eder. Yani m sayısı arkadaşlar 2'den küçük olmalı. Ama en çok kaçtır? O zaman 2'den küçük en büyük tam sayımız kaçtır? 1'dir. Gençler bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.